Burada Avax Coin blockchain teknolojisinde yeni bir devrim diyor. Bunun üstüne konuşacağız ve genel hatlarıyla durumdan bahsetmeye çalışacağız. Geçtiğimiz videolarda konuyla alakalı Terra coin'leri hakkında konuşmuştuk. Biraz benzer söylemler burada da var. Tek farkı buradakilerin doğru olması. Abone olalım, videoyu beğenelim. Bunları yani yapmadan, gerçekleştirmeden geçmemek lazım gelecektir. Bunları dediğim gibi yapalım. Bu noktada abone olmayan herkes abone olsun ve izleyenler de evet videoya beğeni bıraksınlar lütfen. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum diye ifade edebilirim. Avax Coin blockchain teknolojisi yeni bir devrim. Yani aslında tabii yeni bir devrim değil ama adamlar başarılı. Hani yeni bir devrim derken sanki ne oldu lan hani böyle ne bileyim Allah Allah çok böyle enteresan bir şey falan tarzında bir durum değil yani aslında. Bunun da altını çizmiş olalım tekrardan. Böyle bir ekstremliği, böyle çok böyle nasıl diyeyim enteresan bir durumu yok. Avalanche iyi bir ekosistem, fena değil. Bir katman protokolü olmasına rağmen yakım oranları da fena değil. Çalışan bir ekosistem, çeşitli pozitiflikleri çok yüksek. Bakın onu da tekrar söyleyelim. Avax Coin oldukça faal, ekosistemin genelinde faal Avax Coin. Hatta sola göre daha tekel. Yani sol coin'le kıyasladığımız zaman sola göre çok daha fazla deplerinde kullanım oranı var. Ama bir yandan tabii ki bunun coin üzerine etkisi ayrı. Yine ekip üzerine etkisi ayrı. Örnek veriyorum diğerlerinde daha serbest bırakır. Sonuçta Solana genelinin karlılığı daha yüksek olur. İşlem hacmi artar. Dönüşüm yüksek olur. Likidite yüksek olur. Burada fiyatlar üzerinde daha yüksek bir oynaklık olabilir şeklinde ifade etmek lazım. Ya şimdiye kadar görülen de o bu arada onu da söyleyelim yani. Şimdiye kadar görülen yine her ikisi noktasında solun daha kolay adapte olabildiği ama unutmamak lazım dediğim gibi genel hareketlerde destekliyor. Avax'ın sonradan açılımları oldukça yüksek olabilir. Buraya da tekrardan dikkat edelim. Avax Coin, Avalanche platformunun yerel kripto para birimidir ve blockchain teknolojisinde devrim yaratan özelliklere sahiptir. Avax Coin yüksek işlem hızı ve düşük maliyetleri sunan Avalanche platformunun yerel kripto para birimidir. Yatırımcılara ve geliştiricilere benzersiz avantajlar sağlayarak blockchain dünyasında yeni bir çığır açıyor. Evlen çağının yerel token olarak blockchain teknolojisine çığır açan bir yenilik ve hız getirmektedir. Tamam, anlaştık. Yani gerçekten hızlı, yenilikçi. Anlaştık. Yani gel el sıkışalım ve diğer hususlara geçelim. Avalanche platformu özellikle DeFi projeleri ve akıllı sözleşmeler için benzersiz bir altyapı sunar diye ifade ediyor. Doğru, üzerinde de dep sayısı olabildiğince yüksek. Genel olarak TVL değerleri hiç fena değil. Yine gayet yüksek. Avax Coin bu yenilikçi platformu yakıtı görevini görerek kullanıcılara hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli işlemler vaat eder şeklinde ifade ediyor. Herhalde hızdan ve şeyden başka bir şey görmeyeceğiz. Bunun geri kalan kısmında da nedir o? Hız, güvenlik ve düşük maliyet. Ya tabii ki bunlar çok önemli şeyler ve bunlar doğru mu? Bunlar doğru. Yakın zamanda can sıkan olaylardan bir tanesi şu oldu. Ne yazık ki durduruldu, vakalarına maruz kaldı. Bu tarz olaylar oldukça yani Ethereum killer olmayı bırak anca gelip gidip işte ya, ciddi ciddi böyle Ethereum'un elini öpüp giderler yani. Solana da öyle. Avalanche de öyle. Aynı zamanda Polygon da öyle. Polygon zaten bir katman 2 protokolü. Yakın zaman içerisinde bir durduruldu muhabbetleri oldu ve gerçekten de can sıkıcı olaylardı yani. Onu da tekrardan ifade etmiş olalım. Sıkıntılı işlerdir bunlar. Zaten çok fazla düşüşler, hareketsizlik, cansızlık çok fazla oluyor.
boğa sezonu genelinde üstüne bir de yani faaliyetleri durduruldu tarzında olaylar olduğu zaman çok daha büyük dediğim gibi sıkıntılara maruz kalabiliyor ekosistemler ve varlıklar. Bu arada AVAX'ın gerçekten potansiyeli çok yüksek. Farklı noktalar. Şu an bu arada geri çekilmede günlükte M50'ye kadar çekilebilme noktası olacaktır. 47 dolarlara kadar çekilebilir. AVAX her ne noktada düşüşler gerçekleştirirse, geri çekilmeler kaydederse, devamında telafi potansiyelinin çok yüksek olduğuna emin olabilirsiniz. Yani gerçekten güçlü bir varlıktır. Sağlam bir kripto para birimidir ve çok ciddi şekilde yukarı meyillidir. Acemi trader dostudur. Onu da ifade etmek gerekiyor. Dengeli görüyorum. Yani hem BTC ile birlikte hareketleri, her ne kadar yine sonradan hareket etmeye sol coin'e kıyasla çok daha meyilli olsa da yine de başlangıç etabında öyle aman yani Shiba ve Doge kadar mesela bir sarsma olmuyor. O da önemli unsurlar arasında. İşlem hızı ve güvenlik. Avalanche saniyede binlerce işlemi destekleyerek piyasadaki en hızlı blockchain ağlarından biri olarak öne çıkar. Ağın gücünü kullanıcılarına sunar. Ayrıca Avalanche'in benzersiz konsensüs mekanizması ağın hem hızlı hem de güvenli olmasını sağlar. Düşük işlem ücretleri, rekabetçi, çok yönlü kullanımlar. Sadece bir değer transfer aracı olmanın ötesinde Avalanche ekosistemindeki çeşitli uygulamalar ve hizmetlerde kullanılır. Yakın zamanda malum JP Morgan işbirliği yaptıklarından bir tanesi, işbirliği yapmış olduğu büyük taraflardan bir tanesidir. JP Morgan Chase ve bu çok büyük bir olaydır. Tekrar altını çizelim. Yine Citigroup'la aynı şekilde işbirliği içerisine gittiler. Daha çok fazla yer, çok fazla taraf sayılabilir ve bitmez. İyi işler çıkarttı adamlar, güçlü hareket ettiler. Pek çok bankayla işbirliği ve ortaklık kurdular. Bu da daha fazla çalışma faaliyeti olabileceği, aynı şekilde sürekli artarak gitme potansiyeli olan ağdaki işlemleri de artırdı. Ve potansiyel olarak da AVAX Coin'in fiyatlarını ne yaptı? Ortaya çıkarmış oldu. Yine iyi işler çıkarabileceğini dediğim gibi düşündüğüm bir kripto para birimidir AVAX Coin. Ve pek çok varlıktan her anlamda iyidir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.